Merhabalar değerli dostlar. Dün Türk dünyası için tarihi bir gündü. Yine Türkoloji için devrim olarak kabul ediliyor. Türk isminin geçtiği en eski yazılı anıtın bulunduğu duyuruldu. Kültekin ve Bilge Kağan'ın babası olan 2. Doğu Göktürk Kağan'ının kurucusu, hükümdar İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksi ve yazıtı bulundu. Orhun yazıtlarından daha eski olan bu yazıtın şimdilik Türk adının geçtiği en eski Türkçe metin olma özelliğine sahip olduğunu da hatırlatalım. Burada karıştırılan bir nokta Türk adının geçtiği en eski Türkçe metin bunun dışında Türkçe olmayan metinlerde Türk adının daha öncesinde geçtiği de tespit edilmişti bunu da hatırlatalım. Bugün açıklanan İlteriş Kağan'ın yazıtından tam 110 yıl önce yazılmış Türk adı geçen Huiz Tolga yazıtının olduğu notunu da düşelim fakat bu yazıt Türkçe değil. Kazıdan çıkan buluntuların bir bölümünden fotoğraf paylaşılırken bununla ilgili net görüntüler veya belgesel seviyesinde herhangi bir haber henüz servis edilmiyor. Moğolistan'da olağanüstü keşif bu keşif tüm dünya mecasında gündem olmuş durumda. 2. Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kağan'dan daha önce keşfetten Orkun yazıtlarıyla da bahsedilmişti. Fakat son keşif İlteriş'in varlığını açıkça işaret ederken muhtemelen Göktürklerin yükseliş hikayesini anlatıyor. Burada dostlar özellikle Türk devletleri tarih kurumlarından çok sayıda yetkili buraya katılırken yine Türk soy başkanı da buraya katılım sağlıyor. Basın toplantısında çok sayıda görsel paylaşılırken İlteriş Kaan yazısının Türkçe, ve Soğutça dilinde yazıldığını da hatırlatalım. Yazılı Türk Edebiyatı böylelikle bir yüzyılda geriye gitmiş oldu. İçerisinde Türk ve Kutluk Kan gibi ifadeler yer alırken Tengri kelimesi geçiyor. Türk isminin geçtiği bilinen en eski Türkçe yazı tonu özelliği taşırken Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Moğolistan'daki arkeolojik keşif hakkında şu yorum yapıyor. Moğolistan'da kökü Orta Asya bozkurlarına dayanan ilişkilerimiz bağlamında tarihi ve kültür alanında işbirliği devam ediyor. Türk Devletleri Teşkilatı bileşenlerinden Nur Sultan'da yerleşik Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü tarafından Moğolistan'da tarihi Ötüken'in yer aldığı Nongon bölgesinde çalışmalar devam ediyor. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk İlteriş ait olduğu değerlendirilen anıt kompleksin bulunduğu haberin heyecan ve sevinçle karşılandığı notu düşünürken bu keşif Moğolistan coğrafyasıyla sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun yazıtları Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarıyla Bilge Ton Yukuk yazıtlarından sonra üçüncü önemli keşiftir. Türk-Moğol işbirliğinin nişanesi olan söz konusu keşif, Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası, aynı zamanda Moğolistan'ın kültürel zenginliğine eklenen yeni bir eserdir. Türk-Moğol işbirliğinin nişanesi olan söz konusu keşif, Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmakla beraber, aynı zamanda Moğolistan için de önem arz ediyor. Geçtiğimiz ay Van'ın Çaldıran ilçesinde Türk ve Moğol tarihçi ve arkeologların ortak çalışmasıyla İlhanlı Hanı Hülagü'nün yazlık sarayının kalıntılarının bulunması da bu işbirliğinin somut bir tezahürüdür. Türk tarihi açısından önem taşıyan ve Moğolistan'ın kültürel mirasının bir parçası olan bu eserlerin gün ışığına çıkarılması, korunması ve tanıtılması Türkiye ile Moğolistan arasında en önemli işbirliği alanlarından birisidir. Bu çerçevede anılan arkeolojik çalışmalara yönelik desteğinden ötürü Moğol makamlarına teşekkür ederiz açıklaması yapılıyor.